Ya sen gerçekten beni, yani bu video beni bitirmek için ilk sorudan son soruya kadar al kendin oku. Ben telaffuz etmek istemiyorum. Bastır atıyorsun. Duygu, ağzını burnunu kırarım Duygu. Benim derdim olsa şarkısı da kaldırıldı YouTube'da. Aa evet, onu duydum. Onu gördük. Yusuf'a başsağlığı. Neyse, Yusuf kendi kaldırdı zaten. Aynen, yani storiesini onu gördük. O da hepinize merhaba. Hepinize merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Elif'i bu programa konuk ettim ve o da sağ olsun beni kırmadı, geldi. Şimdi emek var bu videoda. Bayağı emek var. Burayı alt açmak istiyorum. Hayır. Az önce eline vuruyorum böyle. Evet. Hani? Şimdi burada bu sıradan bir hakkında aratılan sorular olmayacak Elif. Çünkü programın konseptini değiştirdim. Programın... Pardon, bu tam olarak ne zaman yaptın Duygu? İşte bu program. Şu an mı? Hayatımda şu an karar verdim. Evet, ben yine bu şekilde çağrılmadım. Ben yine bile bir terkliğe zorluyorum. Evet, terkliğimizi kapıştırıyoruz. Kim alırsa... Benim de aynısından var biliyor musun? Aa, evet. Çok güzel bunlar. Biraz gerçi kirlenmiş de olabilir. Neyse. Şimdi burada arkadaşlar Google'da Elif Yalçın hakkında nedir, kimdir vesaire vesaire gibi gibi spesifik olarak böyle aratılmış halleri var. Ama sadece bununla sınırlı kalmayacağız. Yani benim keyfim istediğinde sen ya da bir tane şey yapalım. Tadım kaçtı aslında galiba benim şu an. Aslında daha da bir sürpriz daha var. Yani rastgele tring diye bir zil sesi gelecek. Ve bu zil sesi geldiğinde senin şu kalplerin, kutuların içinde oha, biri doğruluk, biri cesaretlik içeren şeyler var, kağıtlar var. İkisinden birini 5 saniye içerisinde seçmen gerekecek. Çok fazla düşünme şansın yok yani. Hadi şimdi ilk çıkarsa ne düşünürüm ne seçerim diyebilirsin. Ama burada bir şeyler yazıp okumaya çalışıyorum çünkü. Allah Allah. Ama mesela bir sonraki doğruluk cesaretlikte düşünme şansın olmayacak. Direkt çekiyorum. Aynen, 5 saniye içinde çekmek zorundasın. Ve çok da aslında gündemde olan ve belki de seninle ilgili olabilen ya da gerçekten iyi bir cesaret gerektirebilen şeyler var bunların içinde. Ve bunları yapmak zorundasın. Çünkü buraya kadar gelmişsin. Şimdi yapmasan olmaz. Kamera açık, kayıtlayız yani. Benim ufak bir tadım kaçtı. Bak. Kaçtı. Kaçtı yani. Kaçtı değil mi? Ben gördüm bunları da buna şey sandım. Dekoratif hani. Çünkü ben böyle bir şey bilmiyorum. Hatta dedim of dedim, emekli video dedim. Ne kadar güzel dedim. Bana çarptı emekli video. İşte emek var. Tamam. Ha, videoda emek var falan. Bir like'ınızı alırız ya. Like'ınızı alırız. Evet. Evet. Yani beğenine hayırlı dua geliyor. Yani. Şey bulamadım. Allah mesela razı olsun. 10 bin kişi beğendi. Ne yapacağım 10 bin? Hiçbir şey. Allah razı olsun. Yok. O zaman hazır mısın? Hazır. Şimdi bir gerginlik hissediyor musun? Yoksa ne çıkacak bilmiyorsun şimdi, sonuçta. Hani... Aslında çok rahattım. Açık söyleyeyim. Çünkü kendimi aratıp gelmiştim. İşte bunu tahmin ettiğim için. İç dış böyle sözlü birinci sayfasından da son sayfasından da hep her yeri okudum böyle. Dedim ne sorabilir? Çok rahat dedim ama şu an bir gerildim. Evet, hemen çünkü de başlayalım istiyorum. Tamam. Ben de merak ediyorum nasıl olacağını. Çünkü bu programda artık yani bu konseptte arkadaşlar mesela bir sonraki Google aratılan sorularda gelecek konuk da şey olmayacak. Bu olmayacak. Başka bir şey olacak. Bana mı kimse hazır? Hayır. Başka bir sürpriz olay olacak. Yani kimse aslında tam olarak hazırlanamayacak gibi bir durum var. Şimdiden söyleyeyim. O zaman başlayalım. Zilimiz de hazırsa eğer. Sen istediğinden başlayabilirsin. Bir tanesini açalım bakalım. Çekebilir miyim? Evet. Başla bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu çekiyorum. Çok emekli bir yer. Saçma. Ay şaka mısın ya? Videonun ilk başlığında. Evet, aratınca Orkun Işıtmak çıkıyor. Şaka mısın? Aa! Orkun'a da bir şey demiş. Aa, Orkun evet bir şey demiştim zamanında. Yalan böyle işte bir ya büyük ihtimal şeyden işte bir biriyle beraber yalan makinesi yapmıştı. Hı-hı. O videoda gerekse isim de vermeden, keşke isim verip bize bir şeyler söylese ama isim vermeden Meryem'le benim, yani Meryem'le benden pek hoşlanmadığını üstü kapalı bir şekilde gelen konuğun lafların altına kalarak böyle söylerse ya böyle hani ben ya falan. O tarzı söyledi, o yüzden çıkıyor olabilir. Orkun'la da başka bir bağım yok. Hı-hı. Çok da yakın arkadaş bile değilim yani. Aynı ortamda bulunuyoruz sadece. Ben sormadım. Ama ilk soruda bu olmadı ya. Evet, çekirdekler hazırsa devam ediyorum. Ama inanmıyorum ya. Sen mi yazdın bunu buraya? Çabuk söyleyin bana. Hazırlamadım. Allah Allah. Evet. Şunu sor. Burada 5'i de 5. ayda da buldum. Mayıs diye seçmiştim. Hani tam bir şey. 5'i neden seçtin? Yani evet. Uğurlu sayım falan gibi bir durum mu yoksa? Yok, 7 uğurlu sayım benim. Benim de 8. Tamam. Evet. Hey, güzel ya, hoşuma gitti. Sardı. Sarılıyor. Evet, şimdi tekrar çekebiliyor muyum? Direkt. Tabii buradan da çekebilirsiniz. İkinci yat. Yok yok. Sondan ikinci yat istiyorum.
İlk videom, ilk videom. İlk videom. Abi öldürür beni ne? Gerçekten. Hatırlamıyorum benim şimdi çantamda ne var ya. Çantam ama çok popülerdi ve çantamda ne var? Ama böyle konuşuyorum, böyle konuşuyorum. Merhaba arkadaşlar. Beni diyor muyum acaba? Yok. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Şimdi çantamda ne var? Ama ölüyorsun kaplumbağa. Makyaj var. O kadar kötü ki ama daha kötü bir videom var. Yani onu kaldırmak istiyorum yakın bir tarihte. Too much information. Çok fazla bilgi. Kendimi tanıtabiliyorum. Abi böyle bir şey yok. O videoyu 10 kez falan çektim. Çünkü odaklamayı bilmiyordum kamerayı. 10 kez çekildi. Videoyu o kadar sinirliyim ki çünkü 10. kez çekmişim. Böyle benim adım Elif. Elif işte böyle bu var şu var. Allah kahretsin hepinizi falan bu kadar nefret. Hatta Meryem şey demişti o zaman. Abi niye bu kadar sinirli? Ben sinirli dedim. Hayır çok sinirli ve asabilsin. Kaldırmak istedim. Heyecanlı. Kaldırmak istediğim videolardan biridir. Benim ilk videom bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim de hazır itiraf ediyor ya böyle. Yani ama nasıl biliyor musun? Arka planım yeşil ekran. Oraya ben şey ışıklı ışıklı bir arka plan vermişim. Arka planım evde. Koltuklar. Ondan sonra evet arkadaşlar okul çantamda ne var? Ondan benim sonra okul çantamda var. Okula gidiyoruz. Biber gazı falan çok. Biber gazı çünkü ya çok kötü ya. İşte çok kötü ya. Allah. Çünkü insanlardan nefret ediyorum falan. Evet, çünkü öyle. İstanbul'da yaşadığınız için arkadaşlar kendi savunmanız lazım. Sonra bir sene sonra sevgilim döndü ben. Nasıl fikir? Biber gazı almamıştım o zaman yanıma. Biber gazını hep alamıştım. Peki bir şey söyleyeceğim. Biber gazının konusu açılmışken benim şöyle bir failim var. Biber gazını ben de böyle lisedeyken yanıma alıyordum dershaneye giderken. Ve nasıl koktuğunu hep merak etmiştim. Yani. Ya bunda... Yani suratıma doğru tutuyordum. Sen şaka yapıyorsun. Devam. Suratıma doğru tutuyordum. Bayağı burnumdan böyle beynime bayağı kadar çek açıldı. Bayağı bir gözüm, burnum falan. Onu benim babam da yapmış. Biber gazı alırken ne bileyim ben bunun gerçekten çalıştığını Hayır ben mesela şey zannediyordum. Gerçek biberden yaptığımız gaz falan diye böyle çok... Ben içindekileri de okumadım ki maddeleri falan. O zaman da o kadar kimyayla sinirli değilim. Hadi nasıl peki? Ben bir Kadıköy'deymişim. Hoş şimdi. Değil. Hiç hoş değil. Güzel. Ay güzelmiş. Hoşuma gitti. Bir tane daha... Evet. Doğru bir cesaret mi? Küçük olan doğruluk, küçük olan cesaret. Cesaret de doğru. Bir tane seçtim. İki tane. Bir tane. Cevap vermek zorundasın. Doğru söylemek zorundasın. Yıl sonunda kaç abone olacaksın? Bu yıl sonu yani baya. 2019 yıl sonunda kaç abone? 40 Şubat'tayız. Yıl sonunda yaklaşık 1,5 milyon olabilir tahmin ediyorum. Tamam. Çak. Eğitim 3 milyon yapıyoruz. Yok şu an çok iyi gidiyorum. İzlenmezler de çok iyi. Olur diye tahmin ediyorum o yüzden. Ben de seviyorum. Şu anki videoların çok eğlenceli. Seni alayım. Seni çıkartmıyorum sen. Evet. Ay, çok sevdim o videoyu. Çok daha bir dinamik enerji konuştu. O zaman başlıyorum. Şu, yok. Birinci. İyi karanlık daha mı zordur? Meryemciğim. Rastgele sıralım. Nerede mi? Nerede? Tabii bunu sinirli söyleme ama tabii bunu yani. Neredeyim biliyor musun İstanbul? İstanbul'da doğdum ama tabii aslında İstanbul değil yani. Annem Trabzon'da, babam Tokat'tı benim. İstanbul. Oraları da bir kere gittim ikisine de çok küçükken. İstanbul'da doğdum. Öyle. Tamam. Kolay bir soru beğendim. Bunu buraya yapıştırmayacağım. Kolay. Evet. Burada drag queen'iz yiyorum bayağı. Ha o şey tabii şu hareket çok yapamıyorum da olsun. Evet bir tane daha. Allah ben niye daha çok heyecanlı yaptım? Bir tane sert çekeceğim. Bu ne ya? Arkadaşlar bu ne? Ne yazıyor? Ben bunu nasıl yapayım? Derdim olsun şarkısı rap şarkısıymış gibi söyle. Evet. Nasıl? Derdim olsun, kaderlerde olsun. Ben kaybederken Azrail seyre dursun. Böyle rap şarkısı mı olur? Şey bu arabesk rap. Bir daha yapabilir miyim? Tabii nasıl ki. Olacak? Hızlı söylemem lazım. Derdim olsun. Nasıl? Sen bir diğer yapımız yardım et. Sen de bir destek çıksın. Olsun kaderler dur. Aynı şey olur. Yani bir şey olur diyeceğim. Falan oluyoruz böyle. Bir de sarışırsın. Tam olursun diyor. Aynen. Dislike attım. Hayır. Derdim olsun. Kaderler de olsun. Hayır. İğrenç oldu ya. Ne olur arkadaşlar. Peki. Derdim olsun. Kaderler de olsun. Bugün bize ne olacak? Ben hiç bilmiyorum da. Bugün Derdim olsun şarkısı kaldırıldı YouTube'da. Aa evet onu duydum. Onu gördük. Yusuf'a başsağlık. Neyse Yusuf kendi kaldırdı zaten. Aynen. Yani storiesini onu gördük. O da soru işaretleri kaldırdı benim kafamda. İnşallah bir sorun yoktur. İnşallah
Sağlığı yerindedir. Hayat onun için güzel devam ediyordur. Sonuçta ya çok izlenen bir şarkı neden kaldırılsın ki? İşte o kadar çok artık herkes üzerine gitti ki herhalde. Artık deyip falan kaldırmış olabilir diye düşünüyorum evet. Ben. Gizli almıştır büyük ihtimalle. Gizli almıştır ama bu onun gerçekten çok güzel bir şarkı çıkardığını ve gerçekten tarih yazacağım deyip tarih yazdığı aynen gerçekten öyle. Bayağı bir etki yarattı. Evet. O zaman sosyal medya anlamında da çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Geleneksel medya bir güzel benim için. Ya, YouTuber'ın etkisini aslında biraz evet. Da gösterdi. Yani gücünü gösterdi. Sosyal medya işte. Evet evet. Naber? Hay dedi insanlar arası var. Bence güzeldi. O zaman devam edelim. Evet devam. Bu arada hatırlatma. Doğruluk veya cesaretten birer tanesine maksimum 3 kez çekebilirsin. Yani ya 3 kez doğruluk ya 3 kez cesaret. Burayı daha çok sevdim de o yüzden ha daha atsız be. Aynen tamam. Orkun'un altındakine boyu kaç? 1.68 boyum var. Nasıl ya? Evet. Senin kaç? Nasıl 1.68 ya? Daha mı büyük gösteriyor? Hayır. Gel bakalım. Daha kısa gösteriyorsun. Ay yok benim bir tam 1.68. Benim 1.63. Sen tamam benden kısasın zaten. Hayır değilim. Ayağa kalkınca aynı boyu bunu yapacağım. Bebeğim. Baksana. Bak. Gel. Baksana. Baksana. Gel indir ayaklarımı. Şimdi ben burada şişman gözüküyorum ben. Bebeğim hani bak. 5 santim yok var. Orada yani tamam mı? Orada 5 santim yok. Tamam. 1.65 boyum var biz. Şeyinde duygumda 1.66. Ama ben büyük gösteriyorum. Yaş gibi böyle. Yani iyiymiş uzun boymuş bayağı. Hı hı tamam. Ya ben zaten kızlarda 1.65'ten yukarısı benim için uzun bence. Çünkü topuklu giydiğimizi varsayarsan. Topuklu giymeyi de sevmiyorum da o yüzden. Giyimizin boyu kısa değil ki ya. Kısa ya. Evet bunu ben yine ben çekiyorum değil mi? Evet. Bir tane şuradan çekiyorum. Doğum günü. 5 Mayıs. Doğum günüm kutlu olsun Elif. Megaloman mısın sen Elif? 14 Mayıs 1995. Keşke 1900'leri söylemeseydim. 2000 deseydim daha iyi ben oldu. Ben 90'ları seviyorum ya. Ben söylemeyi sevmiyorum. 2001'ler üniversiteye başladı. Evet ya nasıl oldu ya? Nasıl bir gerçek? Benim kardeşim 2000'li. Samsun 2000 derdim ona. Artık üniversiteye başladı. Yapacak hiçbir şeyim yok. 14 Mayıs'ta doğdum ben. Anneler günüydü doğduğumda. Ve ablamla aynı günde doğduk. Annenin ne güzel bir anneler günü yaşandı. Ne acaba? Acılar içinde. Ablamın ağlarken fotoğrafı var. Çünkü onun doğum gününde biz hastanedeyiz. Annem beni sevmiyor diye ağlarken fotoğrafı var. İğrençti bu arada. Kardeşin aynı günde doğmak istemezsin. Ortak hediyeler. Aynı hediyeyi ablan alır. Hep ortak her şey. Pastan bile ortak ya. Nefret ettim ya. Bak kanıdaya gitmiş o ya. Kanıdaya gittiği zaman öf. Ne rahatım ama. Herkes benim doğum günü kutluyor. Prensesim. En iyisi benim falan diye böyle. Hiç benim kardeşim olmam evet, için o şeyle değil. O bence sen hayatının en güzel. Ya ben tek büyüdüğüm için. Ama ben de çok sıkılıyordum ya. Yani gerçekten evet, sıkıntına bilgisayar oynana falan öyle sardım ben de yani. Can sıkıntısına. Ben saramadım. Çünkü rekabet çok da elimizde ya. Evet ben de rekabet olmam için rekabeti hep oyunlarda aradım. Naber? Ay. Evet. Bu neydi? Doğruluk. Sen bilmeden uçuyor yalnız. Bir şey diyeceğim. Rayman sponsorlu mu var bu videoda? Aynen. Şundan mı yiyecek? Kardeşim. Rayman hakkında ne düşünüyorsun? Rayman'ı çok seviyorum ben. Yani çok fazla tanışıklığım bir şey yani böyle aşırı samimiyetim yok. Davetlerde karşılaşıyoruz genelde. Orada ben muhabbetimiz olur. Bir de biz Karaköy'e çok gidiyoruz. O da Karaköy'e çok gidiyor. Hani orada görüyorum ya da orada başka işte mesela Abdüler'le buluştum geçen gün. O da Rayman'la Yusuf'la berabermiş. 50 metre ötemde falan. Hani o şekilde görüşüyorum. Kendisi çok dedim çok böyle yakın arkadaş falan dedim ama davetlerde gördüğümde der ki. Hatta geçen çok garip bir şey söyledi bana. Kuzenine yani onun kuzenine çok benziyormuşum. O yüzden seni çok seviyorum. Ben de teşekkür ederim o zaman gel bir daha sana bak. Ben saçma sapan videoya gideceğim. Başarılı buluyorum ama. Umarım istediği yere gelir. İyi bakalım. O zaman aha. Bir tane daha mı çekeceğim? Demiyoruz. Şimdi dakika kaç doğruluk çektik? Kaç cesaret? Şu cesaret. Ben sıra sıra çekiyorum. Ha. Kaçışım yok. Cezaretine gelince suratı düşüyor. Instagram hesabına bir fotoğraflık bana ver ne demek? Bana ver. Sen bir fotoğraf mı atacaksın? Evet. Kendi fotoğrafını. İstediğini yap kardeşim. Ah! Şifrem zaten yok benim. Ortaya basınca açılmıyor. Gerçekten. Arayan soran var mı? Yok. Yalnızlar. Yıkık. Şey oluyor mesela telefonunuza şarj bitiyor falan. Canım ben şarj takmadım abi ne yapıyorum? 2 saat geçti of! Bir açıyorum. Ne oldu? Korktum video çıkınca evet. Bir açıyorum. TikTok bildirimleri. Videosunu çekmişler arkadaşlar. İş Bankası hesabımızdan para çıktı. Bak. Bak.
hiçbir şey yok. Hani hiçbir şey yok. Ha bir de şeyden geliyor. Kullandığım operatörden geliyor. İnternetiniz bitiyor diye. Bazı hiçbir şey yok. Benimki direkt hiçbir şey yok. Çünkü ben de bütün bildirimler kapalı. Yani biri bana WhatsApp'tan ulaşmaya çalıştığında ki sen de aynı şekilde. Sen ben sana iyi ulaşıyorum diye. Evet evet. Çünkü ben de bütün bildirimler kapalı. Hiçbir şekilde yok. Hani arama gelince bile otomatik olarak böyle kapamaya basıyorum nedense. Çünkü bu konuda çok şeydeyim ben. Yalnız bayağı beğendim wallpaper'ını. Duvar kağıdı. Ha. Ne yapıyorsun bugün? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İstersen bir geriliyor arkadaşlar. Değil mi? Bir gerilim var. Bu arada ekranımın kırık haberin o story çekiyorsan bir ışık ışık böyle kadar şey yapabilir. Ekranın kırık da. Nasıl bir YouTuber? Hani YouTuberlar para kazanıyordu? O onlar kim? Hangi YouTuber onlar? Ben de merak ediyorum onları ya. Ya ben yani neyse. İki tane var işte onlar herhalde. Onların haricindekiler işte yaşamaya çalışıyor. Onlar yaşıyor, öbürler nefes alıyor. Bu kadar. Ne dram yaptım tamam. Ben, ne sen dram an, yaptım. Sen şu an gerildiğin için şey yapmaya çalışıyorsun. Evet çok gerildim. Ne yapıyorsun biraz orada? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Bak takip etmeyen insanları takip etme. Ya. Takipten çıktığım insanlar var, takipten çıktıkları çıktığım kalsın. Belki etmem nereden biliyorsun? Belki onlara şu an mesaj yazıyorum. Yok daha ne var. Çünkü video kapandıktan sonra seni döveceğimi biliyorsun. Buraya yapma ağzını, bilirim. Duygu, ağzını burnunu kırarım Duygu. Introya nasıl yerleşiriz ya. Onu ara ya. Saçını başını yalarım. Ne yapıyorsun Duygu o kadar? Ne hararetli yazıyorsun ya? Kime yazdın abi o kadar hararetli? Story mi attın? Elif bir eşektir mi yazdın? Ne yaptın? Ay ay mi? Aha dur onu da yazayım. Fikir veriyorum ben de paso. Paso fikir yani. Bir eşek yazacak şimdi. Paylaştık. Evet arkadaşlar artık Elif'in Instagram'ına benim fotoğrafımı görebilirsiniz. Sayal hacklendiniz. Elif bir eşektir. Aa bayağı Instagram paso yapıyoruz. Paso atıyorsun. Cesaretim varsa yani. Cesaretim varsa canım. Aldın mı çektin bunu? Ne güzel çıkmışsın be. Şimdi çektim. Ben de 10 tane bu ne editledim o sırada. Şey yapıyorum. Instagram için öyle editledim. Ne ya? Yazmayın bana ya. Yazın. Kesin doğru. Yazınca da böyleymiş. Şu an biraz ne kadar doğru ne kadar yanlış söylediğin hakkında şüphelenmeye başladım. İşte yazmıyorlar ya yazınca da insan böyle bir şok oluyorum. Allah'ım kuzenim senin fotoğrafını görmüş, ona yazmış. Elif bu ne diye ya. Yani ama bir şey diyeceğim. Saniye farkıyla yazdı yani. Video çekiyoruz ondan. Yani bu nasıl bir istihbarat? İnanamıyorum. Bu nasıl bir istihbarat? Kuzenim yazmış. Kuzenim yazmış yani. Daha fotoğrafı ben paylaşmadan önce mi istihbarat aldın? Sen evet. Mi söyledin? Yani al bak Elif fotoğrafı atmış. Bu ne? Video çekiyoruz ondan. Of deli. Tamam. Heyecanlı bir video. Hoşuma da gitti. Bir şeyle sirkelendim kendine gelmez evet. Olamamdır. Şurada inşallah. Ya çok da dönmüştüm zaten ben. Ya. Ben yaşayan ömürüyüm. Bu neden olduğunu biliyor musun? Koy nasıl ya? Elif Yalçın diye biri var. Öyle şey var mı gerçekten? Öyle Elif Yalçın diye başka biri var. Ben kendimi arattığımda çok her seferinde görüyorum. Elif Yalçın arabayla denize uçuyor ve vefat ediyor. O yüzden Elif Yalçın nasıl öldü diye bir şey var. Ne çektik? Evet, kaç tane çektik? İki bir çektik. Dakika, ben son bir tane. Doğruluğa doğru sen de yöneldin. Demin beni bitirdin. Oha. Ya sen gerçekten böyle yani bu video beni bitirmek için ilk sorudan son soruya kadar al kendin oku. Ben telaffuz etmek istemiyorum. Başak Karahan. İnço verdin evet dur. Ne düşünüyorsun? Bir daha oku. Başak Karahan hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben bir şey düşünmüyorum da o bir şeyler düşünüyor yani. Ay şimdi evde oturalım doğru konuşalım. Doğrular vardır belki. Ya kendisi bizden nefret ettiğini ifade etti. Ben kendisinden nefret etmiyorum çünkü nefret edecek kadar samimiyetim yok kendisiyle. Mesela bak senden nefret edebilirim. Neden? Çünkü seni tanıyorum ve biz zaman geçiriyoruz bayağı. Aa öğlen gelen sıcak helva. Ha burada tamam bugün çok fazla helva aldım. Onun da tadına bakamadık. Onu da bakacağız. Ama güzeldir herhalde. Tamam. Teşekkür ederim. Biz yedikten sonra zaten yemek sepetine yol yaparız. Çok sağ olun ilginiz için. Bye bye. Abi ben bugün... bugün bu helva... Helva! Siz şu an anlamıyorsunuz ama ben bugün bunu anlatmak istiyorum artık. Bir tane bile çekecektim. Sadece de tek şey un helvasıydı. Sadece bu kadar. Yani ya kendisi bizden işte Orkun'un videosunda nefret ettiğini ifade ediyor. Aslında çok ayrı. Orkun videosu için konuşmak gerekirse çok fazla sert cümleleri yok. Ben Orkun videosunda ben asıl Orkun'a sinirlendim. Çünkü gereksiz
bir şekilde alttan vuruyor. Yani söyleyeceksen direkt birini sevmiyor. İsim veremiyor orada. İsim veremiyor. Hani kendileri var diyordu yani. Yani Orkun yapıyor mesela o video için sizi kandırıyor. Aynen. Yani Başak kendi kendine güzel nefret ettiğini söylüyor. Okey, kendi kendine bir şeyler yapmış olabilir. Hatta şunu da söylemek isterim. Bu ilişki biterken ben onu kendisini aradım falan hani. Çözebileceğimiz bütün sorunları çözmeye çalıştım ama bazı şeylerde olmuyorsa olmuyor deyip bırakmak lazım. Saygı duyuyorum. Kazanmıyorum. Bak ben de bundan nefret edebilirim mesela. Kazanmıyorum. Daha doğrusu şu şekilde şimdi insanlar yalan gibi olmasa. Video yüklediğin kadar kazanıyorsun. Sen de bunu biliyorsun. Ben yaklaşık 1,5 aydır video yüklüyorum. Az çok biraz daha böyle eğlence odaklı videolar çekmeye çalışıyoruz ama hani sanki kadınlar böyle YouTube'da sadece işte makyaj videosu ya da kıyafet videosu ya da belirli bir şey ve kendi taplarında yapsın. Çok büyümesin. Sen git yemek yap işte oyun oynama yemek yap işte niye böyle video çekiyorsun bunu yap falan diye sanki bizim de yapacağımıza başkaları bizim adımıza karar veriyormuş gibi bir algı var aslında. Sürekli bilinç var. Evet yani kadınlar da cesaret gerektiren videolar çekebilir, bilgilendirici videolar çekebilir, eğlendirici videolar çekebilir. Ben hep bunu savunuyorum. Sen de bunu savunuyorsun zaten. Tabii ki savunuyorum. Ve daha fazla kadın YouTuber çok görmek isterdim. Ben 2 senedir falan görmek yok istiyorum ama. Bizim için bahsedin ama çok kolaya kaçıyorlar. Evet. Her şey hazır olsun. İşte oradan öyle takipçi gelsin, buradan böyle izlenme alırım demek değil yani. Gerçekten emek vermek. Hani hakikaten bu aslında şu an bir meslek olarak kabul ediliyor. Zaten artık geleneksel medyada da mecbur kabul edilecek yani. Aynen öyle. Yurt dışında zaten çoktan kabul edilmiş. Türkiye'de bu çok hızlı bir şekilde bu dinamiğe ayak uydurabiliyor aslında. Yani kadınların birazcık bu açıdan da farklı şeyler yapma cesareti olmasını istiyorum ben. Yani bunları desteklemek de isterim yani. Hani kolaya kaçmayalım ama diğer taraftan da bu hani sınırlandırma algısı da olmasın. Yani YouTube'da kadın olmak gerçekten zor çünkü. Hangi takıntısı ya? Hangi takım? Ben fanatik bir takımım yok. Ama ben Galatasaraylıyım. Şunu açıyorum. Neden YouTuber? Niye? Bu da niye YouTuber'sın ya? Çok gariptir ya. Sen niye YouTuber'sın? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Niye ben bir dakika bu lavabali ortamı hiç sevmiyorum. tiyatro yapıyordum lisedeyken. Kendi çatımızda yapıyorduk bir şeyler. Aslında oradan hani ya öyle bunu yapmak istiyordum falan. Ama yapmadık yani. Sadece lisede bitti. Üniversite 1'deydim zaten o ara. Sonra işte çalışlar falan başladı. Meryem falan çalış yapıyordu. Sen de gel beraber okuyalım. Beraber yapalım. Mesela bir kere ikiye etmemişimdir. Meryem'e sonra şaşırır. Geldi bir gün dedi ki şöyle bir video var yapalım mı? Okey yapalım. Ben de bu arada dün soru gelmişti bana Instagram'da. Mende ne ya? Ben de bu arada lisede çok saçma sapan hareketler yapan bir tiptim. Yani mesela birisi ders çalışıyor. Ben önüne geçip dans ediyorum falan. Evet, onun kafasını, dikkatini dağıtmak için kısıp kazanmak istiyor falan. Ben ona sınıfta rekabet azalsın işte şey olsun diye birazcık daha... Bitti mi zil çalışmaları? Bilemiyorum. Sen bir beklendiği için alalım. Gidiyorum videoda. Ben demedim mi bu çıkmayacak diye ben bahsedeyim ya. Arkadaşlar 7 kilo dincinden sonra hayata küstüm. Ve Mart ayında size bir sürpriz var. Zayıflamaya karar verdim. Gerçekten çok emin adımlar atıyorum. Şimdi söyleyemem projemi ama ameliyat olmayayım merak etmeyin. Gerçekten zayıflayacağım. Çünkü ben bu arada 9 kilo aldım. Sus Duygu. Çünkü pantolonum olmuyor. Duygu devam ben de linç var mı? Ben de tabii. Sen de mi linç yiyorsun? Evet. 9 kilo aldım. Bu kızı neyle linç yapıyorsun? Utanmazlar. Bu kadar da terbiyesizlik olmaz ya. Ayıp. Neyse. Evet. İşte gerçekten çok kilo linç merak ediyorum arkadaşlar. Hayır, gerçekten bunun cevabını vereceğimi düşünüyorsan yanılsın verme. Çok çünkü video çekeceğim o videoda. Orada ben veriyorum. Merak ediyorum onu. Mart ayında mı dedim? Mart'ın yani 4 yani 2. haftasında kesin başlıyorum diye tahmin ediyorum. Tamam. Efsane bir seri geliyor. Bayağı seri geliyor. Ağır yaşamlar serisi çekiyor. Evet bu arada çok kilo aldım. Kilo alma sebebim de bu videoya özel. Son zamanlarda çok yemek videosu yapıyorum. Biraz daha kilo alayım bari. Çok ciddi. Çok mantıklı. Yemekten bıktım mesela hamburger artık yemek istemiyorum. Gerçekten tiksiniyorum artık yemekten ama Mart ayında zayıflayıp geleceğim. O zaman da videoda söyleyeceğim için söyleyemiyorum. O zaman özelde söylerim. O zaman bekliyorum. Merak etmeyin hala ikili rakamlardayım. Ya saçmalama. Gayet iyisin. Evet son soru. 70 kilo sanıyor. Bak düşün ya. 65 kilo sanıyor pardon. Bir dakika son soru. Doğruluk daha çekemiyorduk değil mi? Bu mu cesaret? Evet. YouTube panelini göster. Bu ne demek? Dashboard'ını. Studio. Bu aralar video attığım için gururla herkes atıyorum. ay izlemem ne düşmüş ya? Bunu shotlasak mı suyun? Aaa rezillik. Çok utandım. Sen ay, izlemeyenleri gururlanmışsın. Yeni diyorum izlemem düşüyor. Ve son sorudayız bu arada. Evet son soru.
ne acaba? Ben de bilmiyorum. Ben de burada görüyorum yani. Ben hazırlamıyorum çünkü. Evet. Bunu kim hazırladı şu? Hangi haksız bu? Hangi haksız? Dönmesi! Ya dönmelerim! Oley! Ben unutuyorum yani. Keşke kollarım alsaydım. Neyse ki burada bir sorun olmaz. Şöyle yaparsam biz ben. Ta-da! Dişi kulağını temiz ediyorum. Tamam, şaka yaptım. Bir sürü dönem var. Bu arada bizim Elif'in kanalında da bir videomuz var. Orada da biraz helva konusunda ve biraz sen orada kaos, sen orada görsün. Oradan da biraz sıkıştırmış olabilir orada, bilemiyorum artık. Onun videosuna da gidebilirsiniz. Videosunda videonun sonuna koyuyorum şuraya. Kaç çok videonun sonuna dedim. Neyse. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Aynı şekilde Elif'e de abone olun. Bir de Mart ayındaki video serimde bekliyoruz. Evet, seni çağırırım o serimi. Bir kanal seni çağırırım. İstiyorum. Söyleyeceğim sana tamam. Videodan sonra. Tamam. Dişe kaptım o zaman. Ben bu arada teşekkür ederim davet ettiğin için. Bay bay. Bay bay.